Şöyle bir şey oluyor. Dersimizi anlatırken, yaparken çocuklar öylesine kabulleniyorlar ki beni. Çoğu zaman onlar ve ben de başta olmak üzere görüp görmediğimi unutuyorum. Ben görmediğim halde yolun yarısından dönüp başarıya doğru ulaşabiliyorsam, işte bizim yetiştirdiğimiz öğrenciler de bundan sonra hayata daha umutlu bakabilsin diye bunları yaptık. Tabii temelden eğitim aldığı için ergenlik çağına girip gözleri böyle olunca dedi ki ben ne yapabilirim? Anne vakitte hem üniversiteyi okuyordu, şey yapıyordu. Ben Kur'an-ı Kerim'i kabartma öğrenmek istiyorum dedi. Bizim hiç haberimiz yok. Diyaneti aramış, kursun nerede olduğunu öğrenmiş. Bir ay eğitim gördü. Maşallah çok güzel kabartma yazı, Kur'an-ı Kerim'i öğrendi. Ve şimdi bütün ibadetlerini hiç aksatmadan maşallah yapıyor. Hatta bazen ben diyorum ki ya Mehmet bu haliyle her şeyi yapıyor. Biz insanlar niye şey yapıyor, soğuk kalıyoruz diye üzülüyordum yani. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü izâ tenâceytüm felâ tetenâcev bile ismi vel udvani ve masiyeti Rasul. Er-Rasuli ve tenecebe bile birri ve tekve. Sürekli şey konumuna geçtik yani çocuklarımızın üstünde. Koruyucu anne, koruyucu baba konumunda yaşıyoruz şu anda yani. Bir olumsuz bir şey olacak da üzülecekler diye çok korkuyoruz. Yani aynı benim yaşadığım duyguları o da yaşadı. Ama o tabii biz bayan olarak başka bir bayanla konuşup ağlayıp dertleşiyoruz. Ama erkeklerde o yok. İçine atıyor sürekli. Üzülüyor. Maddi manevi desteği bizlere veriyor ama ona kim verecek? Tabii ben de onunla konuştukça, ailelerimiz konuştukça, destek oldukça o da atlattı çok şükür. Tabii psikolojik destek de görüyorsun. O sıra destek de aldım. Bayağı yıprandım. Kendimi çok kötü hissettim. Niye ben dedim yani, niye benim çocuklarım? Ama sonradan kendimin özel bir insan olarak Allah-u Teala demek ki beni özel yarattı, çocuklarımı da özel. Onların üstünde kol kanat gerip ya birbirimize destek vermeye çalıştık. Tabii olumsuz sözler de çok duyuyorsun etraftan, cahil insandan. Mesela bir ara ben Melike ile sokağa çıkamıyordum. Günlük yürüyüş yapmamız lazım. İnsanların bakışlarından çok rahatsız oluyordum. Şimdi kızdı bana, niye rahatsız oluyorsun öyle bakanlara? Bir şey mi var, birine mi benzettin diye sor dedi yani rahatsız olacak ne var? Ve aynısını yaptım, o duyguyu yendikten sonra rahatça şimdi alışverişimize de gidiyoruz, gezmemize de gidiyoruz. Melike gezmeyi çok sever. Yani sanki anne olarak yani
aynı ilk günkü gibi hissediyorsun. Gene ilk günkü gibi koruyuculuğunu, yani özel çocuklar oldukları için daha ilgi istediklerini, daha yani benim pozitif olmam gerektiğini hissediyorum. Yani hasta da olsam onlara karşı verimli olmam gerektiğini, ayakta durmam gerektiğini hissediyorum. Tabii bu aşamalarda da annem çok büyük destek oldu bana. Çok büyük yardımı dokundu. Artı hem bana annelik yaptı tekrar, hem çocuklarıma. Ben de geriye dönüp baktığımda çok çaba harcadığımı, koşturduğumu görüyorum ama sonunda da meyvesini aldığımı da biliyorum yani. Annemin desteği benim için çok büyüktür. Bu desteği hayatta hep sırtımda duyuyorum, kalbimde hissediyorum. Dünyalarca, hem de nasıl dünyalarca seviyorum annemi. Yani insanlara böyle bir şey de başlarına geldiği zaman Allah'a sığınsınlar. En büyük yardımcı, destek Allah. Allah'tan başka kimse. Yani sığınacağımız hiçbir şey yok.